Merhaba arkadaşlar, sonunda organellerin son videosuna geldik. Artık hücre organellerini bu video ile bitireceğiz. Bir dahaki dersimizde de çekirdek bölümünü işleyeceğiz. Sonuncu organelimiz sentrozom. Bundan sonra bir de hücre iskeletini anlatacağım size. Şimdi sentrozomun en başta zarsız olduğunu söylemiştim. Asıl görevi nedir arkadaşlar? E, hücre bölünmesinde görevli. Ne yapıyor hücre bölünmesinde? i ipliklerini organize ediyor ve sentromerlere doğru yönlendiriyor. Nedir sentromer? Kromozomları şu orta noktadan tutan bir bölüm. Sentromer dediğimiz nokta. Bu şekil üzerinde bakın hücre bölünmesi sırasında, hayvan hücresinin bölünmesi sırasında i ipliklerini görüyorsunuz. Bazı hücrelerde kamçı ve sil gibi yapılarda bulunan mikrotübüllerin düzenlenmesinde de yine görev alıyor. Kim? Sentrozom. Demek ki sentrozomun yapısında zaten mikrotübül var. Ee, mesela sperm hücresinin kamçısının oluşmasında da işte bu mikrotübüller etkili. Bunların düzenlenmesinde sentrozom görev alıyor. Kimlerde var sentrozom? Hayvan hücrelerinde, alplerde. Çekirdeğin hemen yanında bulunan zaten sentro merkez demek bir anlamda hemen yanında bulunan nasıl bir organel arkadaşlar? Zarsız. Zarsız olan ribozom ve çekirdekçik diye bir yapı da var hücrenin içinde. Sorularda karşınıza çıka, çıkabilir. O zaman zarsız yapıları toparlayalım. Ribozom, sentrozom, çekirdekçik. Şimdi sentrozomun yapısını şekil üzerinde inceleyelim. Bir sentrozom arkadaşlar bir çift sentriyolden oluşuyor. Ve bu bir çift sentriyol birbirine dik olarak yerleşmiş durumda. Her bir sentriyolun içinde üçlü bakın bu şekilde mikrotübüller var. Ve bu üçlü mikrotübüller 9 e, set halinde halkasal olarak dizilmişler. Ve neyi oluşturmuşlar? Sentriyolü oluşturmuşlar. Hücre bölünmesinden önce. Biliyorsunuz bir hazırlık safhası var. Nedir o hazırlık safhası? İnterfaz. İnterfaz safhasında biliyorsunuz hücre büyüyor. İşte Protein sentezi, ATP sentezi gibi faaliyetlerini artırıyor. Ayrıca DNA'sını eşliyor ve sentriyolünü de sayıca artırıyor. Yani sentriyol iki katına çıkıyor. Daha önce bir çift olan sentriyol ne hale geliyor? İki çift hale geliyor. Bir çifti bir kutba, bir çifti diğer kutba olmak üzere yerleşiyor ve iyi ipliklerini ne yapıyor? Organize ediyor. Sentromer bölgelerinden tutunmasını sağlıyor. İyi ipliklerinin hepsi kromozomların sentromer bölgesine tutunmuyorlar. Bazıları serbest halde bu şekilde uzuyorlar. Hayvan hücrelerinde bu durum hücrenin uzamasına sebep oluyor ki ne yapabilsin boğumlanarak e, sitokinez aşamasında bölünmesini tamamlayabilsin. Özellikle hayvan hücresi dememin sebebi şu. Bitki hücrelerinde, gelişmiş bitki hücrelerinde arkadaşlar sentrozom yok. Hatta güncel akademik kaynaklarda mantarlarda da sentrozomun olmadığı artık geçiyor. Eğer kaynaklarda mantarlarda olduğuyla ilgili bir şey görürseniz bunun yanlış olduğunu bilin. Kimlerde yokmuş arkadaşlar? Sinir hücreleri neden sinir hücrelerinde yok? Çünkü sinir hücreleri oldukça özelleşmiş hücrelerden sentrozomlarını kaybediyorlar. Bu farklılaşmaları sırasında olgun al yuvarlar, olgun al, al yuvarlar dolaşıma katıldıklarında çekirdeklerini ve organellerini yine kaybediyorlar. Yumurtada yine sentrozom yok. Demek ki döllenme sırasında daha önceki derste mitokondriyle ile ilgili bir ayrıntı paylaşmıştım sizinle. Biz Mitokondri DNA'larımızı, mitokondrilerimizi anneden alıyoruz demiştim. Demek ki sentrozom da nereden geliyor? Spermden geliyor. Yani sentrozomları da babadan alıyoruz. Çizgili kas hücrelerinde yine sentrozom yok. Gelişmiş bitkilerin ve mantarları da ekledim. Mantarların hücrelerinde sentrozom yok. Hayvan hücrelerinde dediğim gibi görevi iyi ipliklerinin düzenlenmesi. Bitki hücrelerinde peki bölüm mü, olmuyor mu iyiipliği oluşumu yok mu elbette var fakat sentrozom tarafından organize edilmiyor nasıl oluyor peki bitki hücrelerinde sentrozom tarafından değil de mikrotübül organize edici merkez var bitki hücrelerinde mantarlarda da aynı durum söz konusu ve bu sayede işte iplikleri bitki hücrelerinde de organize edilmiş oluyor. Bitki hücresi ile hayvan hücresinin bir farkı daha var. Onu da buraya ekleyivereyim. Hayvan hücrelerinde boğumlanma var biliyorsunuz. Fakat bitki hücrelerinin dışında hücre çeperi var. Bu yüzden boğumlanma şeklinde değil stokinez, ara lamel oluşumuyla bölünme gerçekleşiyor. Bunu da ekleyivermiş olayım. Peki kanser tedavisinin mantığı nedir? Şimdi buna bakalım. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarında arkadaşlar sentrozom işlevsiz hale getiriliyor. Yani iyi iplikleri oluşamadığı için, organize olamadığı için kanserli hücrelerin bölünmesi durduruluyor. Amaç bu. Yani kemoterapiyle aslında hücrelerin e, sentrozomları işte iyi ipliklerini organize edemez hale geliyor. Çok hızlı bölünüp çoğalan kanser hücrelerinin böylece bölünmesini durdurmayı amaçlıyorlar. Fakat tabii kemoterapi ilaçlarıyla sadece kanserli hücreleri hedeflemek zor. Etrafındaki sağlıklı hücreler de zarar görebiliyor. Bu anlamda e, hasta kemoterapi döneminde zorluklar yaşayabiliyor. Bu arada şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Sentrozomun yapısında bazı kaynaklar DNA'nın olduğuyla ilgili e, yanlış bilgiler paylaşıyorlar. Sentrozomun yapısında DNA yok. Biraz önce söylemiştim. Zaten sentrozom Eşlenmesi değil de daha doğru cümle şu Sentriolün sayıca artışı yani iki katına çıkışı söz konusu. Hangi safhada oluyor bu olay? İnterfaz safhasında. Şimdi gelelim hücre iskeletine. Hücre iskeleti aslında hücre için oldukça önemli ve ben bu konudan soru bekliyorum arkadaşlar. ÖSYM'de mutlaka bununla ilgili çalışmalar vardır diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz böyle kodlama yapacağız. Çünkü hücre iskeletinin işte 3 tane çeşidi var. Her birinin farklı farklı görevleri de var. Bunları kodlamazsak eğer birbirine karışacağını düşünüyorum. Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne ne diyoruz? Hücre iskeleti diyoruz. Ne yapıyormuş? Hücreye şekil veriyormuş. Hücre içi organizasyonu sağlıyormuş. Eğer hücre iskeleti olmasaydı hücreler basınçtan dolayı ezilirdi arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten hücre iskeleti bizim için çok önemli. Hem dışarıdan hem de hücrenin içinden yapılan basınca karşı dayanıklılık sağlıyor. Hücre iskeleti 3 e, farklı yapıdan oluşuyor. Mikrofilament, arafilament ve mikrotübül olmak üzere. Bunların hepsinin ayrı ayrı görevlerini söyleyeceğim. Daha sonra... Hücre iskeletinin genel görevlerinden bahsedeceğim. Çünkü bazen sorular genel olarak hücre iskeletinin görevleri üzerinden soru soruyor. Bazen de işte mikrofilament, ara filament, mikrotübül diye ayrı ayrı soru gelebiliyor. Mikrofilament buradan başlayalım. Yapısında arkadaşlar iki adet aktin proteini var. Aktin kelimesini unutmayın. Kas kasılmalarında da ee, bu kelimenin kulağını bayağı bir çınlatacağız. Kas kasılması ile ilgili bir protein yapı bu. İki adet aktin proteininden oluşuyor. Bölünme sırasında hayvan hücrelerinin ne olmasını sağlıyor arkadaşlar? Boğumlanmasını sağlıyor. Bitki hücrelerinde boğumlanma yok. Bu yüzden hayvan hücresi vurgusuna dikkat. Hücre biçiminin korunması. Buraya bir e, ee, şöyle bir üçgen gibi bir işaret koyayım. Çünkü bu işaret mikrofilament, ara filament, mikrotübül. Üçünde de olacak. Yani üçünün ortak görevi. Neymiş? Hücre biçiminin korunması. Mikrofilamentin bir diğer görevi ince bağırsakta mikrovilüs oluşumu. Mikrovilüs şu arkadaşlar. ince bağırsağın içine, içinde bu şekilde parmak şeklinde çıkıntılar var. Onların da ucunda bu parmak şeklinde çıkıntıların da ucunda daha ince daha küçük çıkıntılar var. E, emilim yüzeyini artırıyor bu ince bağırsakta. İşte o e, mikrovilüs dediğimiz yapıların oluşumu mikrofilamentler sayesinde gerçekleşiyor. Yine kasların kasılıp gevşemesinde mikrofilamentler etkili. Zaten aktin e, proteini kas kasılmasında etkili demiştim. Amip de arkadaşlar yalancı ayak oluşumunu sağlıyor. Biliyorsunuz fagositozun gerçekleşmesinde yalancı ayak oluşumu önemli. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunların hepsini nasıl aklımda tutayım? Şöyle bir kodlama yapalım aklınızda kalması için. Ben öyle bir şey yazayım ki şöyle M harfini çok ince yapayım. Çünkü mikrofilament bu yapıların içinde en ince olanı. Sonra yazayım. O harfini Şöyle hücre boğumlanıyormuş gibi yapacağım, aklınızda kalsın diye. Hayvan hücrelerinin boğumlanmasında görevlidir dedik. F harfini fagositozu temsilen, şöyle yalancı ayak çıkarırmış gibi yazacağım. Amip de yalancı ayak oluşumunu sağlar dedik. Sonra nasıl yapalım? Mikrovilüs oluşumunu da şuradan aklımıza getirelim. L harfini ince bağırsaktaki parmak şeklindeki bu çıkıntılara benzetelim. Mikrofilament yazdım. Şu A harfini aktine çevireyim. Yapısında 2 adet aktin proteini var demiştik. Başka nasıl bir şey yapalım arkadaşlar? Şu T harfini, şu kasılmış hali, bu da gevşemiş hali gibi temsil edelim. Yani kasların kasılıp gevşemesinde etkilidir diyelim. Şimdi bu yazıların hiçbirine bakmadan. Şuradakileri bana anlatabilir misiniz? Kodlama sistemi biyolojide çok önemlidir. Şimdi tek bir kelime üzerinden mikrofilamentin bütün görevlerini bakın tekrar edebileceksiniz. Mikrofilament hücre iskeleti elemanlarının en incesi. M'yi ince yaptık bakın. E, hayvan hücrelerinde neyi sağlıyor? Boğumlanmayı sağlıyor. Fagostozda yalancı ayak oluşumunu sağlıyor. İnce bağırsakta mikrovirüslerin oluşumunu sağlıyor. Yapısında aktin denen proteinler var ve kasların kasılıp gevşemesinde etkili. Hücre biçiminin korunması zaten üçünün de görevi. Bunu kodladıysak eğer ara filamentlere geçebiliriz. Ara filamentler için de en önemlisi şu. Hücre iskeleti elemanlarından en kararlı olanı işte bunlar, ara filamentler. Çekirdek ve diğer organelleri hücre içinde sabitlemekte e, görevli. Hücre biçiminin korunmasında dediğim gibi ortak görev bu. Aynı dokuya ait hücrelerin bir arada kalmasında yine ara filamentler etkili. Bunu nasıl kodlayalım şimdi? Ara yazalım. Şu R harfini ne yapalım? organel yapalım. Mesela organel ve çekirdeği temsil etsin bu. 2 A harfi arasında bunu sabitlemiş olalım. Tamam. Yani çekirdek ve diğer organelleri hücre içinde sabitlemek buradan aklımıza gelecek. Kararlı dedik. Ya da önce şunu yapalım. Hücre biçiminin korunması dedik. Şu hücre biçimi olsun. Kararlı da şuradan aklımıza gelsin. Şu ara kısmı kararlıyı aklımıza getirsin ve böylece kodlamış olalım. Peki neleri hafızaya atalım? Hücre iskeleti elemanları inceden kalına doğru nasıl sıralanır arkadaşlar? En incesi mikrofilament. Ondan biraz daha kalını ara filament zaten ara kelimesinden aklınıza gelir ve en kalını da mikrotübül şeklinde sıralanıyor. Prokaryot hücreli bakteri ve arkelerde hücre iskeleti yok. Neden? Çünkü bakteri ve arkelerde Ribozom dışında herhangi bir organel yok, çekirdek yok, hücre iskeleti yok. Peki e, dedik ki mikrotübüller işte kamçı oluşumunda da etkili dedik ya da hücre iskeleti elemanları etkili dedik. Peki bu kamçı oluşumu kamçı taşıyan bakterilerde nasıl gerçekleşiyor? Bazı bakterilerde bulunan kamçı mikrotübül içermez. Nasıl oluştuğunu çok bilmeniz gerekmiyor fakat bu tuzağa düşmeyin sakın e, prokaryot hücrelerde hücre iskeleti yok. Kamçı mikrotübül içermiyor. Şimdi gelelim en kalın olana yani mikrotübüllere. Mikrotübüller arkadaşlar tübülin denen bir proteinden oluşuyor. Bunu da nasıl yapalım? Hemen yazalım. Mikro tübül. Tübülin proteini şuradan aklınıza gelir zaten. Tübül, tübülin proteini. Hücre biçiminin korunması yine bunun da görevi. Ne dedik? Üçünün ortak görevi dedik. Hücre bölünmesi sırasında arkadaşlar kromozomların kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesini sağlıyor. Bunu nasıl kodlayalım? Şuradaki i harfini kromozom farz edelim. Ve bu kromozomları tutup kutuplara doğru Çekiyormuş gibi bir gösterim yazabiliriz buraya. Kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesi mikrotübüllerin görevi. Zaten biraz önce size sentrozomu anlatırken yapısında mikrotübül olduğunu söyledim. İyi ipliklerini organize ettiğini söyledim. E, dolayısıyla bu da kromozom hareketlerinde etkili. Başka ne işe yarıyor arkadaşlar? Sil ve kamçı gibi yapıları oluşturuyor. Bunu da nasıl kodlayalım? Mikrotübülün sonundaki şu L harfini kamçıya çevirelim. Şunu da sile çevirelim. Demek ki sil ve kamçı gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşturulmasını da sağlıyor. Hücrelerin ve hücre içindeki organellerin yer değiştirmesi. Bunu da nasıl yapalım? Şu Ü harflerini, Ü harflerini organel kabul edelim. Yer değiştirmesini Sağlıyor. E, ara filament ne yapıyordu? Sabitlemekte görevliydi. Bu da tam tersi yer değiştirmesinde etkili. Bitki hücrelerinde arkadaşlar seliloz liflerinin düzenlenmesini yine mikrotübüller kontrol ediyor. En kalın olan hücre iskeleti elemanı mikrotübül. Şimdi bir de şekil üzerinde hücre iskeletini inceleyelim. Sonra da genel görevlerini söyleyip bu dersimizi bitirmiş olalım. Bakın burada morla gördüğünüz kısımlar arkadaşlar hücre zarı ve hücrenin içinde çeşitli organeller belli bir yerde sabitlenmişler. Bazılarının yer değiştirmesi yine hücre iskeletiyle mümkün. Çekirdeğin belli bir yerde tutulması yine hücre iskeleti elemanlarıyla mümkün. Bakın şu yeşille gördüğünüz kısım en kalın olan hücre iskeleti elemanı nedir o arkadaşlar? mikrotübül. Ondan biraz daha ince olan ara filamentler ve en ince olarak karşımıza çıkan mikro filamentler hepsinin ayrı ayrı görevlerini söyledik. Peki soruda da mikro filament, ara filament ya da mikro tübül diye bir ayrım yapmazsa genel olarak hangi görevlerini bilmek durumundayız hücre iskeletinin? Hücrelere şekil vermek. Bunda görevli hücre içi organizasyonda görevli. Kromozom hareketlerinde etkili. Endostoz ve eksostoz olaylarını gerçekleştirirken yine görev alıyor. Biraz önce yalancı ayak oluşumundan bahsetmiştik. Organellerin yer değiştirmesinde etkili. Çekirdeğin yerinin sabitlenmesinde yine etkili. Yani hücre iskeleti ile ilgili bu genel görevleri mutlaka bilin. Fakat dediğim gibi her birinin ayrı ayrı görevleri ÖSYM tarafından soru olarak karşınıza getirilebilir. Bu yüzden şuradaki kodlamaları unutmayın. Siz de kitabınızın bir kenarına bunları yazın ki bu kelimeleri gördüğünüzde hemen görevleri aklınıza gelsin. Biyolojide kodlama sistemini mutlaka kullanın. Şekil ve şemaları mutlaka kullanın arkadaşlar. Kendinize göre kodlamalar yapın, küçük şekiller, şemalar çizin ve mutlaka animasyon izleyin. Benim de animasyonlu anlatım videolarım var biliyorsunuz. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Bazı videoların altına animasyon linkleri de ekleyeceğim. Orada, oradan da yine izleyebilirsiniz. Böylece arkadaşlar e, hücrenin bir kısmını daha bitirdik. İlk kısmı neydi? Hücre zarıydı. Sonra stoplazma ve organelleri işledik bitirdik. Sıra çekirdeğe geldi. Fakat çekirdeğe geçmeden önce... Siz bu konuyla ilgili yine kitabınızdaki soruları çözün. Eğer konuyu anladıysanız bir sonraki videoda çekirdeği anlatmak üzere ee, buluşalım. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik